Merhaba arkadaşlar, bundan sonra kanalımda sokak röportajlarına da yer vereceğim. Bizi izlemeye devam edin. Halkın fikirlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İzlemede kalın. Muharrem, 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 Muharrem. Sizin de basın sözcünüzün eşi Colin İnşaat'ta çalışıyor. Evet, doğru. Bu konuda hakkında bir açıklama yapacak mısınız? Colin! Hayır, açacağınızı biliyordum zaten. Madara olun diye erken yaptım. Madara mı oluyoruz biz şu anda? Tabii madara oluyorsunuz. Dillerinize biraz hakim olun. Ya. Bak. Lütfen salondan özür dileyin. Lütfen sözünüzü geri alır mısınız? Arkadaşlar. Biz zaten bundan bıktık. Biz zaten bize bu şekilde konuşulmasından, böyle davranılmasından bıktık. 21 senedir zaten bize bu şekilde hesap ediliyor ve biz artık bunu değiştirmek istiyoruz. Bugün şu an bu durumdaysanız, böyleyseniz yarın iktidara geldiğinizde nasıl olacaksınız çok merak ediyorum. Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da ne kadar yakın onu bilmiyorum. Kimin, benim mi? Evet evet. İddia edip ispatlayamayan Muharrem İnce Babala TV'de kendisine sorular soran gençlere sert tepkiler gösterdi. Birisine senin FETÖ ile bağlantın var mı diye soruya soruyla cevap verdi. Konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Muharrem İnce kendini bitirmiş midir? Şimdi Muharrem İnce, benim bir kızım var evde. Hani ne Erdoğan ne Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye oy verecekti. Ancak bu canlı yayında çıktı. Canlı yayında o gençlerin sorularına sert tepkiyle cevap vermesi, çoğu gençler ondan koptu. Benim kızım şu anda kendisine oy vermeyeceğim diyor. Muharrem İnce kendini bitirmedi. Ben puan kaybettiğini düşünüyorum. Ben de kendisine aday olsun diye imza verdim. Hani oyları bölsün diye. Erdoğan'a oy veriyorum, yani AK Parti'ye oy veriyorum. Oyları bölsün diye ben kendisine imza verdim. Ama Muharrem İnce'nin şu anda hangi tarafta durduğunu, pozisyonu ne olduğunu bilmiyoruz yani. Ben katılmıyorum çünkü oradaki insanlar sormaya gelen insanlar genellikle provoke etme amaçlı sordular. Ve hepsinin amacı bir belliydi yani. Çünkü onu düşürmeye çalışarak soruları sordular. Yani genelde saçma sorular vardı ortalıkta. Ve hepsinde bence iyi yanıtladı yani. Ben iyi yanıtladığını düşünüyorum. Basın sözcüsü galiba, İpek miydi? Onun kocası orada neydi? Nedir? Mühendisti. Eve misin? Yani bir ilişkileri yok. Mühendis olduğu için oradaydı. O yüzden ben, bu normal bir şey yani. Liyakat var sonuçta. İşini iyi yapan oraya geçiyor. Çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Duruşum ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü aday olduğu dönemde seçim gecesi adam kazandı dedi. Ona göre bu Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, bu muhaliflerin, Erdoğan'ı sevmeyen bir seçmen kitlesi de Muharrem İnce'ye güveni yok. Acaba seçim gecesini adam yine kazandı mı diyecekler diye bu kuşku var, güven Muharrem İnce'ye karşı. Ama Muharrem İnce aday olduğu sürece Kılıçdaroğlu'nun şansı bence düşmüyor yani. Muharrem İnce çekilse de Muharrem İnce'nin oyları çok cüzi bir şekilde Kılıçdaroğlu'na gider. Çünkü Muharrem İnce çekilirse ben oyların çoğusunun AK Parti'ye gideceğini düşünüyorum. Erdoğan'a gideceğini düşünüyorum. Yani Muharrem İnce'nin seçimde alacağı oy tahmin ediyorum 1,5-2 civarı bir oy alır. Fazla, çünkü şu anda gençler bayağı ondan uzaklaştı. Tepki, sert bir tepki gösteriyorlar. Başarılı olacağını düşünmüyorum. Vallahi bitirmişim bilmem ama tabii insanları hedef almak hoş bir şey değil. Siyasetçi biraz daha ılımlı olması lazım. Şöyle, Muharrem benim lakabım Şeker Dayı. Gündem önümdeki konu başlıklarından şarkılar yapıyorum. Bunlardan bir tanesi de sizin sorduğunuz gibi Muharrem Bey. Önümüzde seçim, hayırlısı neyse o olsun. Okuyabilir miyim Muharrem? Okuyabilirsiniz. Ha. Muharrem aynı zamanda Arabi aylardan bir tanesidir. Muharrem ayıdır. Recep, Şaban, Ramazan, ardından gelir bayram. Recep, Şaban, Ramazan, ardından gelir bayram. Muharrem, 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 Muharrem. Muharrem nereye gelsin yani? Normal Muharrem nereye gelsin? Tüm gençlerin karşısında puan kazanmamıştı. Şimdi kaybetti direkt. Onu söyleyeyim sadece. Tek gerçek Kemal Kılıçdaroğlu. Başka diyeceğim bir şey yok. Bak anlatayım. Muharrem İnce o söyleşiden sonra bence kendini bitirdi. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Tamamıyla bitirdi. Yani çok güzel giderken, stabil giderken direkt kendini çaktı. Onu diyorum size. Başka yönelteceğiniz bir soru varsa şey yapalım. Ha, benim fikrimi sorarsanız ben AKP'liyim. Ben AKP'yi sonuna kadar destekliyorum. Kötünün iyisi bir, daha iyisi yok. İki, biz terör bölgesinden geliyoruz. Ben Siirtliyim. Ondan öncekileri gördüm. Biliyoruz yani ondan önceki, bu hükümetten önce şehitleri gördük. Her şeyi gördük ama şu an Allah'ıma binlerce şükür. Güzel gidiyor. Bilmiyorum, ben Muharrem İnce'yi zaten sevmiyorum. Antipatik buluyorum. Kavuşsaloğlu destekçisiyim. Yani daha önce de samimi bulmuyordum. Yani bana pek bir vaat etmiyor yani. Yokluğu da önemi yok. Varlığı da bir önemi yok benim için. Öyle dengesiz bir adam, antipatik bir adam Muharrem İnce. Arkama ilan etmiyorum size. Verdiğim oya helal etmiyorum.
Vallahi yaşa de yaşaması daha iyi oldu ama CHP'nin yararını oldu. Oylar bölmüştü zaten Muharrem. Bence yani iyi oldu. İnşallah Kılıçdaroğlu'nu destekler diğerleri de. Muharrem İnce Tayyip Erdoğan'a çalıştığı söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bence o haberler doğru değil. Muharrem İnce şu an Erdoğan'la şu an pusulada da rakip olarak gözüküyor. Eğer zaten bir olsa Erdoğan'la oy bölmemek için yapar yani sonuçta çekilir. Saçmalık tamamen çünkü AK Parti çalışan birisinin CHP'den ayrılıp da ve AK Parti'nin beğenmeyip üçüncü olarak çıkması bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar çok abartıyor. Yani illa bir AK Partili olarak göreceksen bence Kılıçdaroğlu daha çok AK Partilik olur. Bunca yıl bu kadar hizmet edip de CHP'ye bir oy arttıramamış bir şekilde kalması çok rezillik yani onun için. Ya ben Muharrem İnce'nin AK Parti'ye ya da Erdoğan'a çalıştığına inanmıyorum yani. Sonuçta çok güçlü bir liderdi. %30'un %30 küsur oy aldı. Erdoğan'a çalışacağını hiç tahmin etmiyorum. Çünkü bu muhalefte yani buna Cumhuriyet Halk Partisi, Meral Akşener de masada kalkınca çamur attılar. Neler demediler ki yani, hatta bir tane milletvekilleri vardı. Yavuz Ağaralioğlu ne dedi? Dedi ki bizim 3 senede yiyeceğimiz küfürü 3 günde yedik. Şimdi aynı şekilde Muharrem İnce'ye yapıyorlar. Kırıcı, çok rencide edici. Yani Muharrem pes etsin, çekilsin diye yoğun bir tepki var, yoğun bir baskın var. Çamur atıyor, izi kalsın. Ben Muharremci değilim, hiçbir zaman da oy vermem. Aklımın ucunda bile geçmez. Yani ona çalışmıyor fakat bir şey olur, yarın öbür gün ittifak yapabilir. Yani o yüzden güvenmiyorum Muharrem İnce'ye. Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Kazanır inşallah yani, ülkemiz için hayırlısı olur. Bir umut var mı, var mı yok mu bilmiyorum valla. İki tarafta var. Birbirine giriyor şu adamlar valla. Kim ne diyor, kim ne demiyor anlamadım. Biri galiba Recep Erdoğan'ı, öbürü Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunuyordu galiba. Ya kim ne diyor anlayamadık şu an yani. Hiç kimsenin ne dediğini bilmiyorum yani. Halkın fikirlerini sizlere sunduk. Videomu izlediniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı ve en önemlisi videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.